dünden beri Nihat, arkasından Behlül bana davadan vazgeçmemi söylüyorlar. Neden? Haksız mıyız? Yani çekindiğimiz bir şey mi var? Yok. Niye vazgeçelim? Aslında Nihat'ın ağzını bir aramak lazım. Hilmi Önal'ın elinde ne var ne yok öğrenelim. Bak sen de aynı şeyi söylüyorsun şimdi. Ben Hilmi Önal'dan öyle çekiniyorum ki Nihat'ı bile kullanıp elindekini öğreneceğim. Olacak şey mi bu? Sinirlenme. Yüksek sesle düşünüyorum. Lütfen mantıklı düşünelim. Ben niye huzursuzum biliyor musun? Bu adamla uğraşmak senin dikkatini dağıtıyor. Davadan vazgeçmeni ben de istiyorum. Çünkü iş dışında böyle bir adamla uğraşmak sana yakışmaz. Hilmi Önal için yapacağımızı yaptık aslında. Onu yerden bile zor kazınacak hale getirdik. Bırakalım şimdi. Üstüne gitmeden kontrol altında tutalım. Bihter Hilmi Önal'a sus payı verdiğimi düşünür. Davadan vazgeçersem o adama inandığımı düşünür. Hayır. Bence Bihter de bu davanın sürmesini istemeyecektir. Nihal'in düğünü üzeri. Hilmi Önal'a fırsat vermek istemez çünkü. Kızcağızın en mutlu günlerinde gazetelerde çarşaf çarşaf bu davanın haberi olacağını düşünsene. Evlilik heyecanını kim bilir hangi cümlelerle kirletecek bu adam. Öyle bir şey yaparsa artık elimden kurtulamaz. Duygusal olma. Yapacaktır. Çünkü köşeye sıkıştı. Başka çaresi kalmadı. Beni dinlersen davadan vazgeç. Eğer vazgeçmeyeceksen de ertelemenin yollarını düşünelim. Nihat'ın karışmasını istemiyorsan Çetin Özder girsin devreye. Güçlü bir adam o. Onu bir manevrayla susturmasını bilecektir. Veya düğünü erteleyelim. Evet, Nihal'in ne acelesi var? Önümüzdeki sene evlenmeleri daha iyi olur belki de. Nihal'den böyle bir şey niye isteyeyim? Daha sağlıklı bir karar vermesi için. Zamanı da olur hem. Sen ciddi ciddi düğüne engel olmamı istiyorsun. Engel ol demiyorum. Ağırdan alsınlar. Kararlarından emin olsunlar. Ben kızıma güveniyorum. Behlül de onu seviyor. Ne zaman istiyorlarsa o zaman evlenecekler. Nihat Bey nasıl yapmışsa yapmış, Sait'le cezaevinde konuşmuş. Olmaz. Böyle bir şey mümkün değil. Nihat yapmaz. Kayıtlarda gördüm Adnan Bey. Sonra da cezaevi müdüründen doğrulattım. Özel izinle girmişler. Nihat Bey'e söyle, odamda bekliyorum. Bu adamı Nihat tutup getirmedi mi? Her şeyi o itiraf ettirmedi mi? Ya şimdi niye gidiyor yanına? Babasını korumak için mi? Onu susturmak için mi? Evet. Ne zaman çıkmış? Tamam. Bunlar ana kız akıllı. Adnan Bey'den ümidi kesince bak nasıl Çetin Özler'i kafaladılar. Ne ol? Sahibin mi arıyor? Efendim? Ne oluyor Nihat? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bana numara yapma! Bu adamla niye konuşmaya gittin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Yoksa baban şimdi de seni mi maşa gibi kullanıyor? Özür dilerim ama bu konuşmaya bu şekilde devam edemeyeceğim. Bana cevap ver. Niye gittin Sait'le konuşmaya? Sebeplerimi size daha önce açıklamıştım. Endişelerimi bildirmiştim. O davadan vazgeçmeyeceğim. Bunu Hilmi Önal'a da söyle. Ne yaparsanız yapın vazgeçmeyeceğim, anlaşıldı mı? Bende hata bende. Bir Önal'a güvenmeyecektim. Onu bu kadar içimize sokmayacaktım. Allah kahretsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.